Herkese merhabalar. Bugün sizlere yapmış olduğum bu güzel şirin zürafamızın detaylarını elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Gelin hep beraber videomuza geçelim o zaman. Evet, tüm parçalarını ben önceden yaptım. Şimdi birleştirmelerini sizinle beraber yapacağım. Önce 2 adet küçük minik bir boynuz diktim. Şimdi boynuzlarını kafa kısmına yerleştirmeye çalışacağım. Tam kayıt sırasında iğnem kırılıyor. Yani gerçekten büyük bir nazar çıkıyor. Nazara da inanan birisiyim. Ve iğnemizi değiştirip tekrardan devam ediyoruz. Şimdi diğer boynuzumuza geçeceğiz. Yaptığımız boynumuzun hemen tam karşısına diğer boynuzumuzu da dikeceğiz arkadaşlar. Evet, diğer boynumuzun fazla ipini kestik. Kalan ipini de tığ yardımı ile içine saklıyoruz. Sonra da çakmakla kalan tüylerini yakarak diğer boynuzumuzu da tam karşıya dikiyoruz. Yine bir çekim sırasında Fırat'ım etrafımda fır dönüyor. Yine onun minik parmakları etrafta görünüyor. Evet, boynuzlarımızı diktik. Şimdi sırada kulaklara geçeceğiz. Kulakları yine yarım ay şeklinde yaptım. Ortadan ikiye katlayacağım. Ve şu anda kamerada görünüyor. Ortadan ikiye katladım. Burada birleştireceğim önce iki tarafı. Evet, bakın birleşince ne kadar da güzel bir kulak oldu. Evet, şimdi bu birleştirdiğimi de kafaya boynuzun hemen altına sabitleyeceğim. Şimdi diğer kulağa geçiyoruz. Fazla ipini kestik. Şimdi yine iki tarafı yarım ay şeklindeydi. Hilal şeklindeydi. İki tarafı birleştirdik. Fazla ipini kestik. Çakmakla yaktık. Şimdi diğer kulağın tam karşısına birleştireceğiz. Gerçekten bu parçaların hepsini birleştirmek bana neredeyse 2-3 saate geliyor. Tabii ben videoyu elinden geldiğince kısa tutup sizleri yormamaya çalışıyorum. Yani emin olun güzel büyük bir emek var burada. Lütfen bu emeğe karşılık kanalıma destek olursanız, abone olursanız, abonelik ücretsiz bu arada. Abone olup yorumlarda, beğenilerde destek olursanız çok çok memnun olurum. Şimdiden sizlere bunun için de teşekkür ediyorum. Evet, iki kulağımı da diktim. İpi şimdi alt kısma geçiriyorum. Çok sıkı ördüğüm için gerçekten iğneyi geçirirken bile zorlanabiliyorum yani. Evet. Şimdi de kollarımıza geçiyoruz. Yani 2-3 defa aynı yeri dikiyorum ki oyuncak sabit olsun. Çünkü hepimizin çocukları var. Biliyoruz ki çocuklar oyuncakları biraz yıpratarak oynadıkları için kolay sökülmesin, çıkmasın. Ve elimden geldiğince de ipi uzun tutuyorum ki hani ipi oyuncağın içinden farklı farklı yerlere geçiriyorum ki İp çıkmasın kolay kolay diye. Ha, elimden geldiğince sağlam oyuncaklar yapıyorum. Instagram sayfamda bu yaptığım oyuncakların satışlarını yapıyorum. Dilerseniz beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram hesabım @haticeelma_. Oradan bana ulaşabilirsiniz. 100 binlik bir sayfam var.
Bu şekilde sayfamı tanıyabilirsiniz. Yaptığım oyuncakların satışlarını da orada yapıyorum. Dilerseniz bana bu şekilde de ulaşabilirsiniz. Evet, ayaklarına geçtik bu sırada. İlk ayağını diktik, şimdi ikinci ayağını dikiyoruz. İki ayağın da dikimini bitirdik. Şimdi iki tane benek yapmıştım. Vücudunda güzel görünsün diye. Şimdi ilk beneği dikiyorum. Yani yaptığım oyuncak gerçekten bittikten sonra kendim bile elime alıp böyle yani 5-10 dakika o oyuncağı seyrediyorum. Hani ne güzel yaptım diye. Yani kendi yaptığım oyuncağı kendim seviyorum. Çünkü insan hani emeği sonuçta, el emeği bu. Hani hiçbir şeye benzemez. Ortaya güzel bir şey çıkartmak da gerçekten insanı gururlandırıyor. Çok severek yapıyorum bu işimi. Gerçekten çok severek yapıyorum. Evet, şimdi ikinci beneğimi diktim. İpimi kestim. Çakmakla fazla yerlerini yaktım. Şimdi de burnumuzu yapacağız. Oyuncakta en çok zorlandığım yer neresi diye sorarsanız en çok gözlerini yaparken zorlanıyorum. Çünkü göz ifadesi vermek gerçekten zor oluyor. Evet, şimdi burnunu yapıyoruz. Daha sonra gözlerine geçeceğiz. Evet, burnunu bitirdim. Şimdi gözlerine geçeceğim. Gözleri için daha ince bir ip kullanıyorum ben. Kahverengi renk ip kullandım bu defa. Her oyuncaklarım hep siyah siyah kullanıyorum. Bu defa da kahverengi olsun dedim. Şimdi kahverengi ince iple gözlerin yapımına geçeceğim. Nasıl yapıyorum gözleri? İğnemin üstüne ipi böyle 20 kat falan doluyorum. Ondan sonra onu iğneden çıkardıktan sonra yuvarlak bir hat oluşturuyorum. Ve iğnemi ipinden geçirerek tam karşı tarafa geçip aynı şey işlemi orada devam ediyorum. Evet, gözler bitti. Şimdi de kaşların yapımına geçiyoruz. Kaş için tek bir düz hat kullanıyorum. 3 defa aynı yerden geçiyorum. Böylece birazcık kalın, düz bir kaş oluyor. Aynı işlemi karşı tarafa geçip yine aynı şekilde yapıyorum. Evet, kaşlar da bitti. Kaş ve gözde kullandığım aynı renk iple burun deliği yapacağız. Burnumuza iki tane çizgi atarak burun delikleri yapıyoruz. Evet, zürafamız bitti. Her detayıyla yaptığımı çok beğendim. İçime sindi. Fazla iplerini de çakmakla yakacağım. Son rötuş olarak yine ortaya güzel bir emek çıkarttım sanırım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.